Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu sene işleyeceğimiz coğrafya dersinde neler var hep birlikte hadi hız kesmeden onlara bir bakalım. Bu sene hangi konulardan sorumlu olacağız dersek birinci ünitemiz çok uzun bir ünite doğal sistemler. Hemen hemen birinci dönem dışında ikinci dönemde de işleyebileceğimiz bir ünite arkadaşlarım. Çok uzun bir ünite. Burada neleri göreceğiz dersek birinci bölümde dünyanın yapısı ve oluşum süreci yani dünyanın teknolojik oluşumu dünya nasıl oluştu ondan bahsedeceğiz. Sonra yerin iç yapısı litosfer, manto ve çekirdek, levha tektoniği yani dünyanın o levhaların hareket yönleri birbirine yaklaşan birbirinden uzaklaşan ya da yanal atılımlı levhalardan bahsedeceğiz. Jeolojik zamanlar diyeceğiz iç kuvvetlerden bahsedeceğiz ki burada çok fazla şekil var o yüzden bu şekilleri bir deftere çıkarmanızı tavsiye ederim. Kayaçlar kısmından bahsedeceğiz kavram haritaları şeklinde bu kısmı da üstesinden gelebiliriz diyorum. Türkiye'de iç kuvvetler diyeceğiz. Bakın önemlidir. Önce geniş ölçekte iç kuvvetleri gördük. Daha sonra iç kuvvetleri Türkiye ölçeğinde işleyeceğiz. Sonraki ifadelerde de aynısından bahsedeceğiz. Ne oldu? Dış kuvvetleri gördük birinci ünitede. Sonra Türkiye'de dış kuvvetlerden bahsettik. Ve Türkiye'de iç ve dış kuvvetler sonucunda oluşan başlıca yüzey şekillerinden de bahsedeceğiz diyoruz arkadaşlarım. Birinci ünitenin devamındaki ikinci bölümde bakın gördünüz mü? Birinci ünitenin birinci bölümü ciddi anlamda uzun. İkinci bölüme geldiğimde su kaynaklarından bahsedeceğim. Önce dünyadaki tatlı ve tuzlu su kaynaklarından bahsettikten sonra gene biraz önceki gibi Türkiye'deki su kaynaklarından ve bu kaynakların genel özellikleriyle birlikte bu kaynaklardan biz nasıl yararlanıyoruz yani Türkiye'de su kaynaklarından yararlanmadan bahsedeceğiz. Üçüncü bölüme geldiğimde ise topraklardan yani önce dünyadaki zonal, azonal ve intrazonal topraklardan bahsedeceğim. Daha sonra Türkiye'de zonal, azonal, intrazonal topraklardan bahsettikten sonra Türkiye'de toprakların dağılışı genel özellikleri ve bu bu toprakları biz nasıl kullanıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Birinci ünitede arkadaşlarım bakın 3 bölümde ciddi anlamda uzun. Birinci ünitenin dördüncü ve son bölümü arkadaşlarım bitkiler. Önce dünyadaki geniş karma ve iğne yapraklı bitkilerden yani ağaç, çalı, ot formasyonundan bahsettikten sonra Türkiye'de bitkiler diyeceğiz. Ve Türkiye'deki bitkilerden biz nasıl yararlanıyoruz onlardan da bahsedeceğiz. İkinci üniteye geldiğimde ise beşeri sistemler diyeceğim birinci bölümde nüfus nedir? Sınırları belir bir alanda yaşayan kişi sayısı yani nüfusun özellikleri ve nüfusun ülkeler için öneminden bahsedeceğim. Sonra dünya nüfusunun geçmiş dönemden günümüze kadar tarihsel süreçte nasıl bir değişime uğradığından bahsedeceğiz. Sonra dünya nüfusunun alansal dağılışı. Yani nüfusun fazla olduğu yerler nüfusun seyrek olduğu yerlerden ve bunların neden fazla ya da neden seyrek olduğunun sebeplerini araştıracağız ve sonra nüfus piramitleri diyeceğiz ki ülkeler için bu ciddi anlamda önemlidir hatta ve hatta YKS sınavında nüfus piramitleriyle ilgili bir soru geldiğinde altını çizelim arkadaşlarım. İkinci ünitede beşeri sistemler kısmında devam ediyorum ikinci bölümde Türkiye'de nüfus diyeceğiz. Bak genel çıtada dünya nüfusunu işledik şimdi ne yaptık? Özel çıtada Türkiye'de nüfus. Bu nüfusun 1920 3'den günümüze kadar nasıl değişti Türkiye'deki nüfusun dağılışı nerelerde yoğun yoğun olmasındaki temel sebepler nerelerde seyrek seyrek olmasındaki temel sebeplerden bahsedeceğiz sonra Türkiye'deki nüfusun yapısal özellikleri eğitim durumu cinsiyet oranı okur yazarlık oranı gibi birçok özellikten bahsedeceğiz diyoruz arkadaşlarım ikinci ünitenin 3. bölümünde göçlerden bahsedeceğiz göç nedir? Göçe sebep olan temel faktörler nelerdir onları öğrendikten sonra ne yaptık gene Türkiye'de göçlerin nedenleri ve sonuçları ve göçün sonucunda meydana gelen değişimler yani göçlerin mekansal etkilerinden de bahsedeceğiz dedikten sonra ikinci ünitenin dördüncü bölümünde ekonomik faaliyetler diyeceğiz. Bunlar kaça ayrılıyor? Bunların ülkelerin gelişmişlikleriyle ilgili ne gibi özellikleri var? Yani tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin ülke ekonomisindeki öneminden bahsedeceğiz. Hizmet sektörünün fazla olduğu ülkelerin gelişmiş, tarım sektörünün fazla olduğu ülkelerin ise geri kalmış ülke olduğundan bahsedeceğiz. Arkadaşlarım dedikten sonra üçüncü ünite küresel ortam, bölgeler ve ülkeler diyeceğiz. Burada bir bölümden bahsedeceğiz. Uluslararası ulaşım hatları. Bunlar nelerdir? Bunların özellikleri neler? Ve bunun ülke ekonomisine ne gibi etkileri var? Onları söyledikten sonra dördüncü ve son ünitemizde çevre ve toplum diyeceğiz. Yani afetlerden bahsedeceğiz. Afetlerin genel özellikleri bu afetler dünyada ve Türkiye'de nerelerde görülüyor? Ve afetlerden biz nasıl korunabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Dedikten sonra karşınızda sizin için hazırladığım ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.